13 Ağustos 1935 Bedrettin El Haseni'nin vefatı Alim Tam adı Bedrettin bin Yusuf bin Abdurrahman El Mağribi et Dımaşki'dir. Aslen Cezayirli olup Dımaşk'te doğmuş ve orada büyümüştür. Babası Şam'da Eşrefiye Darül Hadisi'nin müderrisi Yusuf bin Abdurrahman El Mağribi'dir. Haseni'nin annesi El Küzberi ailesinden İbrahim El Küzberi'nin kızıdır. Dolayısıyla Bedrettin El Haseni El Küzberi ailesinin torunudur. 30'lu yaşlarda Şam uleması onun Nesr kubbesi altında ders okutmasını istemiştir. Nesr kubbesinde her cuma namazından sonra Sahihül Buhari okumuştur çok güçlü bir hafızası olan Bedrettin Haseni, Kütüb-i Sitte'yi senetleriyle ezberlemişti. Bir derste hadis rivayet edecekse önce hadis ravilerinin hayatına dair bilgi verir, rical ilmine oldukça vakıf olduğundan ezberinden ravilerin cerh ve tadilini yapar, senetleri derinlemesine tahlil ederdi. Hadisleri dilsel olarak tetkik ederek hadisin metnindeki kelimeleri tafsilatlı bir şekilde izah ederdi. Son olarak hadisten çıkarılacak hükümleri anlatırdı. Bedrettin el-Haseni 40'a yakın eser yazmasına rağmen iki kitabı hariç tüm kitapları bir yangında yok olmuştur. Bedrettin el-Haseni İslami ilimlerin yanında pozitif bilimlere de hakim olduğundan döneminde alimlerin ve talebelerin saygısını kazanmıştır. Meşhur hadis kitaplarını ezberlediğinden Muhaddisü Şam lakabıyla anıla gelmiştir. Bedrettin el-Haseni, Suriye'de sosyal ve kültürel hayatı etkilediği gibi milli mücadele için Fransızların Suriye mandasına karşı faaliyetlerde yürütmüştür. Halk tarafından manevi lider sayılmış ve büyük kabul görmüştür. El-Haseni'nin ilim ve cihat faaliyetleri yanında tasavvufi ve ahlaki yönü de öne çıkmaktadır. 20. yüzyılda hadis faaliyetlerinde mühim şahsiyetler yetiştirmekteki katkısı bilinmektedir. Suriye'nin en büyük ıslahatçılarından ve hadis alimlerinden Tahir el-Cezayri ve Cemalettin el-Kasimi onun öğrencilerinden sayılmaktadır.